İyi günler. Gündemin farklı ve yeni bir şekilde bakan farklı gündem başlıyor. Biliyorsunuz gündemimiz çok yoğun. Bu yoğun gündem içinde oldukça hareketli, bol sorulu, bol cevaplı bir program yapacağız. Merak ettiğiniz tüm soruları canlı yayında cevaplandıracağız. Yanında çok kıymetli bir isim var. Sayın Abdülatif Özkaynak, Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Alev Hanım. Önce geldiğinizde kısa süreli, hızlı bir program yapmıştık. Bugün de bol sorulu, biraz sizi yoracağım. İnşallah. Ayağınıza sağlık. İnşallah. Sevgili izleyiciler, altın konuşacağız. Altın hesabı. Ne demek? Nasıl yapılıyor? Yastık altındaki altınları ne yapalım? Tutalım mı? Satalım mı? Bankaya mı götürelim? Çok sorumuz var. Sizin de eminim çok sorunuz var. Lütfen merak ettiğiniz hepsini sorun. 0212 259 70 90 sosyal medyadan da sorularınızı iletebilirsiniz. İlginiz de çok yoğun. Çok teşekkür ediyorum. Sokaklarda durum nasıl? Tasarruflarımızı nasıl değerlendiriyoruz? Önce onunla ilgili bir haberimiz var. Ardından sorularımızla Abdülatif Bey'i yormaya başlayalım. Bekliyoruz. Gayrimenkul, banka hesabında para ya da yastık altındaki altınlar. Yatırımlar çeşit çeşit. Vatandaşa bugün tasarruflar yatırıma nasıl dönüyor sorusunu soracağız. Bakalım neler diyecekler. Tasarruflu musunuz? Önce onu soralım. Pek değil. Nelere en çok harcama yapıyorsunuz? Mesela bir bütçenizde en çok gider olan kalemler neler? En çok giyim ve yemek içmek. Yiyecek. Kenara hiç para atabiliyor musun? Atamıyoruz maalesef. Herhangi bir yatırım var mı? Yok, o da yok. Çok tasarruf yaparım ben. Mesela? Mesela birikim yaparım. Bazı harcamalarıma dikkat ederim. Şimdi birikim dedin ama o zaman şunu sorayım. Yastık altında altın var mı, aramızda kalsın? Biraz var. Biraz var. Kendi evliliğimden daha duruyor yani. Ben çok böyle harcarım ama yerine göre harcarım. Oğlum askere gidecek. Askere gitmeden evlendiği için. Şimdi onun bir evi olması lazım. Bu birikimlerimizi eve, oğluma ev, kızıma ev, onlara değerlendireceğiz. Üçüncü torunum geliyor bu arada. Onun için buradayız işte. Yastık altındaki altınlar gidiyor mu yakında? Evet. Artık bundan sonra diyorum ben, torunlarıma gitsin. Biraz tasarrufu konuşalım mı öncelikle? Tasarruflu bir aile misiniz? Yani mümkün olduğu kadar tabii ki tasarruf etmeye çalışıyoruz ama her zaman olmuyor yani. 3 kuruş 5 kuruş kenara ayırıyorsun. Bir de bakıyorsun bir şey çıkıyor. Mecburen gidiyor yani. Banka hesabı, altın, böyle daha çok tercih ettiğiniz yatırım aracı var mı? Daha çok tercih ettiğim altın. Banka hesabı hiç kullanmadım. Yastık altında mı altın? Yani. Türkiye'de yastık altında 3500 ton altın olduğunu söylesem? Doğrudur, inanırım. Çoğu bende diyorsunuz. Ay sonunda böyle işte kenara atılan para ya da yatırıma dönüyor mu bu yaptığın tasarruf? Şimdi abi bizim kenarda kaldığı para o kadar büyük bir miktar olmadığı için yine o parayı çocuklara harcıyoruz. Onlar da işte ayakkabı, üst falan, okul malzemeleri. Kartlarla fazla işimiz yok. Yengenin böyle yastık altında altınları var mı? Yok abi, keşke olsaydı. Yastık altında sadece bizim sevgimiz var ve bir tek ruhla, bir aile olarak tek ruhla davrandığımız için yastık altımız budur yani. Altın seviyoruz. Evet. İlk vatandaşımız dedi ya, yani benim annem de başımın etini yer. Bak, her ay çalışıyorsun, bir tane altın atsan kenara, sonra ev için bozdurursun şey baskısı oluyor. Evet. Böyle bir düzen var galiba, değil mi Abdülatif Bey? Türkiye'de altın seviyoruz yani. Baktığımız zaman tahmin edilen bir yani yastık altında tabir ettiğimiz 3500 ton civarında ya da 5000 de söyleniyor bu arasında bir altın ekonomiye kazandırılmadan ya kiralık kasalarda, bankalarda ya da işte evlerimizde bir şekilde saklanıyor. İnsanlar kendilerini güvenceli hissediyor gibi oluyorlar ama işin doğrusu söylemek gerekirse ben de bile evimde var. 3-5 var gibi yani. Dolayısıyla ama bunun zararı nedir? Ekonomimize hiçbir katkısı yok. Bu tasarruflar
yatırımcılara, iş yapan işletmelere kaynak olarak aktarılamıyor. Ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi de kaynak ihtiyacı. Sayın Cumhurbaşkanı da mesela zaman zaman konuşmalarında hep söylediği. Şimdi biz bu evimizdeki, yastık altımızdaki, diyelim ki hani 4 tane 5 tane aman deprem oldu, acil durumda alırım duygusunu anlıyorum da. Şimdi kilolarca altını da evde tutmanın bir anlamı yok. Tabii. Ya da götürüyorlar, kiralık kasalara koyuyorlar. Evet. Onun da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Peki ne yapmak lazım ve nasıl yapıyoruz? Bence bu altın hesabı uygulamasını insanların bilmediğini düşünüyorum. Bize anlatmanızı istiyorum. Evimizdeki altınları alacağız. Size mi geleceğiz? Ne yapacağız? Şöyle anlatalım. Şimdi bankalar bu konuda bu tasarrufların ekonomiye kazandırılması için altın bankacılığıyla ilgili çalışmalarına daha önce başlamışlardı. Şu anda birçok bankanın uygulaması var. Altındaki özellik şu, evlerimizdeki veya işte ziynet, bilezik olabilir, yüzük olabilir, cumhuriyet altını olabilir. Bu tür altınlarımızı banka şubeleri günleri düzenliyorlar, altın günleri düzenliyorlar. Buradaki işleyiş şöyle, banka hangi şubede ne gün düzenleyeceğini ilan ettikten sonra altın rafinerisinden uzmanlar, eksperler geliyor şubeye. Hı hı. Müşterimiz şubeye getirdikleri altınları, getirilen altın 18 ayar olabilir, 22 ayar olabilir, 24 ayar altında çevrilip bankada hesaba yatırılıyor. Bu uzmanlar tarafından yapılan bir şey. Bankanın mensupları da yapmıyor bunu. Ve sonuçta 995 saflıkta, 995'e 1000 saflıkta altınlar altın hesabına çevrilip bu ziynetlerde altın rafinerisinde külçe altına dönüştürülüyor. Bu şekilde işliyor. Burada gayet güvenli bir sistem var. Bu neyi getiriyor vatandaşlarımıza? Bir kere çalınma riskini ortadan kaldırıyor. Tabii bankaya emanet ediyorsunuz. En önemlisi birçok konuda milli olma çalışmalarımız var. Yani ülkemizin her şeyinde, her sanayide olsun. Burada da bu tasarruflar yastık altında olunca hiç kimse bundan faydalanamıyor. Yani bu yatırımların, bu tasarrufların yatırıma dönüşmesi için vatandaşlarımızı, müşterilerimizi evlerindeki ziynetleri hangi ayarda olursa olsun banka şubelerine getirip 24 ayar altına çevrilerek hesapta bulunmalarına büyük fayda görüyoruz. Mesela şimdi benim diyelim ki 10 gram altınım oldu. Getirdiklerimi hesapladı eksper. Evet. 10 gram altınım oldu. Şimdi bu para olarak mı duruyor yoksa 10 gram altın olarak duruyor? Altın değerlendikçe mi değerleniyor? Evet. Yoksa durduğu için ekstra bir para alıyor muyum? Nasıl oluyor sistem? Tabii orasını da açalım. Şimdi 10 gram altın getirdiniz. Bu gram cinsinden yine hesaplara yatıyor. Yani sizin bankadaki hesabınızda gram olarak var. Yani nedir bu? 10 gram TL karşılığı belli bir para yapabilir. Mesela şu anda bakalım bankalara. 132 ton civarında bir altın bankaları da var. Öyle mi? Evet. Epey de varmış. Var ama işte 3500 ton tona daha karşılık. Daha yastık altında. Evet, yastık altında. Bankalardaki 132 ton. Dolayısıyla alacağımız yol fazla yani burada. Yani bunun için çalışmalar devam ediyor. Ne avantajı var? Bankada vadesiz hesap açabilirsiniz. Vadesiz altın hesabınız olur. Depo hesabı olarak orada bekler. Artı vadeli altın hesabı da açma imkanı var. Üzerine yıllık hem altınız değerlenirken, fiyatları arttığı zaman değerlenirken hem de altın gram cinsinden bir ilave kar payı. Öyle mi? Gelir elde etme imkanı var. Durduğu yerde büyüyor altın. Durduğu yerde büyüyor. Çalınma riski ortadan kalkıyor. Bankalarda kiralık kasa tutarsanız üzerine bir ücret veriyorsunuz. Kiralık kasa ücreti. Bundan şey yapıyorsunuz. Artı bir de standart bir altına kavuşmuş oluyorsunuz. Yani güvenli. Tabii düğünlerde şimdi 18 ayar takılıyor, 22 ayar takılıyor. Hepsi 24 ayar oluyor. Evet. Yani güvenli, garanti bir mal almış oluyorsunuz. Altın almış oluyorsunuz. Altın dolayısıyla hani bazen karşılaşıyoruz. Ya eski tarihli olabiliyor, ya da işte ayarında bir sıkıntı olabiliyor. Bunlar hem bu sorunları da ortadan kalkıyor. Saklama saklıyorsunuz bankanın garantisiyle. Güvenli yerde saklıyoruz. Evet, evet. Durduğu yerde bize para getiriyor. Para kazandırıyor. Bir de hepsi 24 ayar oluyor. 24 ayar oluyor. 995 saflıkta standart bir altın oluyor. Bankalarda bunun karşılığında fiziki olarak bunu mevcutlarında tutuyorlar. Yani birebir karşılıkları var. O zaman Türkiye ekonomisine de katkınız oluyor. Evet. Bir şey daha söyleyebiliriz burada. Bu altın hesapları mevduat hesapları gibi sigorta primi şeyine tabi, garantisine tabi 100 bin liraya kadar
Türk lirası mevduatınız varken mesela orada da bir garanti var 100 bin TL'ye kadar. Aynı şekilde altın hesapları da devletin 100 bin lira garantisi altında. Öyle mi? Evet. Devletin garantisi altında. Evet. 100 bin lira garantisi altında. Tabii. Bu da çok önemli. Bilmiyoruz ama biliyor musunuz Abdülhatif Bey? Eminim izleyicilerimizin çoğu da ilk defa duyuyordur. Bilmediğimiz için belki de yastık altında tutuyoruz. Tabii. Bunu anlatmak lazım. Yani bunun hiçbir kişiye faydası var. Yani ekonomiye faydası yok. Hı hı. Bu altınların bankalarda bu şekilde ekonomiye kazandırılması ülkemizin şu anda tasarrufa çok ciddi şekilde ihtiyacı var. Ve bu tasarrufların da bankacılık sistemiyle iş yapanlara, ticaret yapanlara, üretim yapanlara ülke kalkınmasına katkısı olması için mutlaka bankalara getirilmesinde büyük fayda görüyoruz. Güvenli çünkü emanet ediliyor bu paralar. Hı hı. Yani güvenli burada saklayabilirsiniz. Evde çalınma riski var. Evet, hırsızlık çok arttı. Hırsızlık kilit olmazmış yani. Dolayısıyla ne kadar güvenli saklamaya çalışsanız da bu sizde bir stres yaratır. Çok altın olan da bankalarda kiralık kasalarda saklıyor. Onun da hiçbir anlamı yok. Evet. Üstte para ödüyorsunuz. Evet. Peki sorular yığılmış. Kaan Cebeci İstanbul. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurun Kaan Bey. Şimdi benim sorum yine bu yatırımlarla ilgili. Şimdi biz bu elimizde belli bir miktarda yatırım amaçlı para var. Bununla hisse senedi veya başka bir yerde değerlendirdiğimizde ilgili kurumlar bize yıllık olarak kar payları vermekte. Şimdi bu işlemi altında da yaptığımızda bankalar bize altının değerlenmeden kazandığımız kar hariç kar payı veriyor mu? Bunu sormak istiyorum. Bununla ilgili bir şey var mı veya? Teşekkür ediyorum Kaan Bey. Çok da isabetli bir soru. Katılım bankalarında bu altın hesabında bir fark var mı? Var şöyle. Biraz önce bahsettiğim gibi altın hesabını vadesiz açabilirsiniz. Vadeli açarsanız yaklaşık %1 ile %2 arasında bir altının üzerinden altın kazanma imkanı var. Yani bu şekilde altınızı çoğaltmış oluyorsunuz. Yani mesela dolar hesabı açtınız. 100 dolar hesabı açtınız. 101 dolar oldu. 1 dolar kar payı aldınız. Aynı şekilde 10 gram, 100 gram altın hesabı açtınız. 101 gram oldu. Yani çoğalıyor. Hem değerlenme imkanı var hem de bu kişiye seçimle gram bağlı. Tabii seçimle bağlı. Yani altınınız için şimdi bankanın düzenlediği altın günü gittiniz. Altınızın bir değeri belirlendi. O zaman siz söyleyeceksiniz. Beni diyeceksiniz vadeli altın hesabı açın. Vadeli hesap açma imkanı var. Orada altının çoğalma imkanı var. Durduğu yerde altın gram olarak çoğalıyor. Peki. Sorular çok yoğun. Şimdi Şefik Yüce'yi alayım. Sonra benim not aldığım sorular var. Onları konuşalım. Şefik Yüce, hoş geldiniz. İyi günler. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Buyurun. Ben bu 2015 Mart aylarında şirketin ismi ve sertifikası var mı? Sesi biraz yükseltebilir miyiz arkadaşlar? Çok anlayamadım Şefik Bey. Bir de alayım. Şirketin ismi hem bir sakıncası var mı? Yoksa ismi vermeden söyleyeyim. Şirket ismi vermeyin Şefik Bey. Genel olarak sorun. Buyurun. Bir mobilya mağazasında oğlum için bir cihaz almak istedim. Bir takım koltuk, bir takım da yatak odası. Peşin fiyatı 7250 TL. Tamam. Yalnız bana 36 ay fazla 10 milyar lira o şekilde anlaştık. Tamam. Yalnız eşyayı 2 ay sonra düğünü yapacağımız için eşyaları 2 ay sonra alacağım. 4 milyar peşin vereceğim. Sonra? Sonra geri kalan 6 milyar lirayı da 36 ay fazla. Tamam. Peşin mi çekti banka? Ne yaptı? Benim bankayla bir haberim yoktu. Bana evrak imzaladı. Sözleşme yaptı. Anladım. Şefik Bey çok anlaşılmıyor dedikleriniz ama ben anladım aşağı yukarı. Düğünden sonra altınlar toplandı deyip banka peşin çekmiş galiba Şefik Bey'in. Şimdi tam anlayamadım ben de. Şefik Bey oğlunu evlendiriyormuş, mobilya almış, taksitli almış, sonra bankonun parasını peşin çekmiş. Şimdi ben Şefik Bey'in sorusunun paralelinde şunu sormak istiyorum. Çünkü mesela bir izleyicimiz demiş ki ev aldığımızda kredi veriyor mu, evi banka mı buluyor?
şunu anlatmanızı rica edeceğim. Evet. Katılım bankalarında şimdi bir mal almamız gerekiyor. Değil mi sizden finans desteği almamız için? Ev olur, araba olur, mobilya olur, makine olur. Evet. Doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorsunuz. Peki nasıl işliyor bu sistem? Bize bir anlatsanıza. Yani ben mi bulacağım? Önce size mi geleceğim? Siz mi bulacaksınız? Nasıl yapacağız? Şimdi şöyle izah edelim. Katılım bankacılığı uygulamasında müşterimiz almak istediği malı kendi seçiyor, kendi buluyor. Önce katılım bankasına gelip ihtiyacı olan malı söylüyor. Ben böyle bir mal almak istiyorum. Ev olabilir, araç olabilir, makine olabilir. Katılım bankasına beyanda bulunuyor. Katılım bankasının buradan haberi olmuş oluyor bu işten. Ve de katılım bankası müşteriye şunu söylüyor. Siz, ben sana vekalet veriyorum, sen benim adıma git istediğin evi, araba neyse, makine, bunu satıcıyla anlaş, bana sonra gel, ben sana ödemeyi peşinden satıcıya yapacağım, peşinden satın alacağım, sana da senin ihtiyacı olan finansman süresi neyse vadelendireceğim. Ben peşin alacağım, müşteri benim adıma oluşan şeyi müşteriye vadeli satacağım. Yani malı kendi seçme özgürlüğü var zaten. Yani katılım bankasının buradaki işlevi vekalet vermek. Yani gidip de malı katılım bankası bulmuyor. Tamam. Müşterinin şeyinde yani kendisi tercihini yapıyor bu şekilde. Bu vadelendirirken de üstüne bir şey mi koyuyorsunuz? Kar payı koyuyoruz. Kar payı koyuyorsunuz. Vade farkı alıyoruz. Siz peşini aldığınız için, bana vadeli sattığınız için ben size onu taksitle ödüyorum. Taksitle ödüyorsunuz. Bununla ilgili ödeme planı yapılıyor. O ödeme planına uygun hiçbir zaman maliyeti artmadan sabitlenmiş bir şekilde o ödeme planını müşterimiz katılım bankasına geri ödüyor. Şimdi bir izleyicim demiş ki altın hesabı açtığımda her mesela bir çeyrek ilave ettim götürüp yatırabilir miyim bankaya? Tabii. Bir çeyrek ufak mı hani gram mı toplamam gerekiyor gibi bir şey söylemiş biraz ama. Biraz önce biraz eksik kaldı onu tamamlayalım. Bankalarda katılım bankalarında altın hesabı vadesiz olarak açılabiliyor dedik. Vadeli olarak açılıyor. Artı birikimli altın hesapları da var. Her ay üzerine belli dönemler itibariyle ilave altın getirip düzenli bir şekilde altın hesabına ilave yatırım yapabilirler. Yani bir çeyrek de olsa ufak demeyip götüreceğiz bankaya. Hiçbir öyle bir 10 tane toplamak zorunda değiliz yani. Kesinlikle değil. Götürmek için. Miktarı kendi belirliyor. Birikimli altın hesabı diyoruz buna. Altın hesabı açacağız. Evet. Peki. Peki Türk halkı tasarrufları nasıl değerlendiriyor Lütfü Bey? Yani sayılar nasıl diyor? Biz bankaları seviyor muyuz? Evet. Bankalarda çok değerlendiriyor muyuz? Nasıl tablomuz? Şimdi şöyle izah edelim. Yani Türkiye'de yatırımcı profiline baktığımız zaman daha az getirili ama güvenli bir yatırım tercih ediyor halkımız. Bunda şunlardan anlıyoruz. Mesela fonlar var ülkemizde. A tipi, B tipi. Baktığınız zaman A tipinde fonlarda hissenede bulundurma zorunluluğu var. Onun yerine B tipi fonları yani sabit getirili yatırımları tercih etmeyi seviyorlar. Katılım bankalarında da bu imkan var. Bu tip faizsizlik prensibine göre çalışan B tipi fonlarımız var. Onları tercih edebilirler. Artı kira sertifikası dediğimiz sukuk. Şimdi çok konuşuyoruz. Son hafta çok konuştuk. Çok da önemli bir konu. Türkiye'de kira sertifikası olarak geçiyor ama uluslararası ismi sukuk. Burada da katılım bankaları bu sukuk ihtiyaçlarını yapıyorlar, kira sertifikası ihtiyaçlarını. Müşterilerimiz de bunlardan alabilirler. Kira getirisini müşterilerimize paylaşıyoruz. Menkul kıymet olayı bu. Yani evin bir parçasını satın alıyorsunuz. Evet. Evi alacak kadar paramız yok. Diyelim ki 20 bin lira param var. Evet. Gidiyoruz sizden onu aldığımızda bu uygulama bir pay alıyoruz. Evet, bu uygulama daha yeni ama yani kira sertifikası, gayrimenkule ilişkin kira sertifikası yeni başlıyor uygulaması. Burada evin belli bir kısmını sertifika şeklinde alıyorsunuz. Yatırımlarınız arttıkça, yani tasarrufunuz arttıkça bunu da ilave çoğaltabilirsiniz. İstediğiniz zaman nakde çevirme imkanı var. Yani sıkıştığınız, yaptığınız bu yatırımı sermaye piyasalarında nakde çevirebilirsiniz. Biz de ev de çok severiz biliyorsunuz. Evet. Altın ve ev severiz. Evet. O da çok ciddi fırsatlar barındırıyor. Önümüzdeki hafta mentorumuz bu hafta Noyan yok. Haftaya o da olur. Onu biraz daha detaylı da konuşuruz önümüzdeki tabii, hafta. Büyütürüz. O önemli bir konu çünkü. İnşallah. Şimdi biz size paramızı getiriyoruz.
Katılım Bankası Türkiye Finans'a ben getiririm. Dedim ki 50 bin lira param var. Size veriyorum. Bir sene boyunca istersen faizsiz durabiliyor. Siz saklayın demek o. Değil mi? Evet, güvende. Evet, evet. Ya da işte kar payıyla ben bu bir sene sonra paramı hani durduğu yerden biraz da kar payı almak istiyorum. Siz ne yapıyorsunuz o parayı? Şöyle izah edelim. Şimdi katılım bankalarının temel prensibi faizsizlik esasına göre çalışıyor. Bu bir. İkincisi biz kar zarara katılım şeklinde bir fon kabulü yapıyoruz. Burada bir tanesi cari hesap şeklinde demiştim. Burada paranız aynen duruyor. Hiçbir şey yok. İstediğiniz zaman çekip ilave para yatırabiliyorsunuz. Katılım hesaplarında ise kar zarar ortaklığı şeklinde biz müşterimize önceden bir getiririz, garanti etmiyoruz. Diyoruz ki topladığımız bu fonları ticarete, üretim yapan firmalara, bireysel finansman ihtiyaçlarını da değerlendiriyoruz. Yani buradan gelecek olan getiriyi de katılım hesapları sahiplerine paylaşıyoruz. Hı. Arada paylaşım var. Önceden katılım hesaplarına işte konvansiyonel bankalarda olduğu gibi belli bir oran söyleyemiyoruz. Katılım bankalarının farkı bu. Farkı bu. Kar ettikçe siz paylaşıyorsunuz. Topladığım fonları kurumsal finansman desteği, bireysel finansman desteği veya finansal kiralama veya kar zarar ortaklığı şeklinde değerlendiriyorum. Buradan elde ettiğim karları katılım hesabı sahipleriyle paylaşıyorum. Peki her ay mı görüyoruz biz bunu? İnternetten dijital olarak görüyor muyuz mesela? Tabii. Ne durumdasınız? Bu ay ne kazandınız? Biz ne alacağız? Müşterimiz şuna bakabilir. Biz her gün internet sayfamızda ya da görsel ya da yazılı basında dağıttığımız kar oranlarını bir önceki güne göre ilan ediyoruz. Oradan onu da takip edebiliyoruz. Oradan müşterilerimiz şunu takip edebilir. Ha, Katılım Bankası dağıttığı kar payı işte TL katılma hesaplarına bir ay vadeli %9 diye bir ön bilgi almış olur. Çok da bu oranlar fazla yukarı aşağı oynamaz. Genelde yatay bir seyirde gider. Dolayısıyla, çok sürprizler olmuyor yani. Ama garanti işlemi yok. Sabit getiri şu oranı veriyoruz diyemiyoruz. Diyemiyorsunuz. Evet. Peki Muhsin Bey telefon attığında hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kurşit. Buyurun. Hocam şu anda altın yüksek de ben altın almak istiyorum da ne zaman altın alabiliriz? Şu an altın yüksek mi, altın alalım mı? Tabii doğal olarak beklenen soru geldi. Ne zaman altın alalım diyorsunuz? Sizin altınınız var mı çok? Altın hesabı açtınız mı? Yok, altın hesabı açmadım da şu anda bankada hesabım var. O yüzden şu anda bekliyorum. Tamam, nakit param var, acaba altın mı alayım diye soruyor. Ne dersiniz? Şimdi tabii burada bir müşterimizi tam yönlendirmek yanlış olur. Fiyatlar çünkü sürekli oynuyor, çıkıyor. İki sene öncesine bakarsak daha yüksekti altın fiyatları. Şimdi biraz daha geride. Zaman zaman ekonomik dengelere göre bu fiyatlar değişiyor. Önerim yani kendisi tercih edecek. Son karar kendisi verecek. Son karar kendisi verecek. Nakitte durmak yani bu çok fazla. Şimdi döviz mi altın mı sorusu da çok gelir bize. Hani ama biz hep diyoruz ki Türkiye'de yaşıyoruz, Türk lirası. Biliyorsunuz hani Türk lirası kampanyası da başlattık. Dövizde paramızı tutmuyoruz, altına koyabiliriz. Ya da altın, Türk lirası tutacağız. Benim tavsiyem Türk lirasında ve altında değerlendirmek. Bunları vatandaşımız bir sepet şeklinde yapabilir. Bir kısmını altında değerlendirebilir riski dağıtmak için. Bir kısmını da Türk lirasında vadeli hesaplarda değerlendirmesini tavsiye ediyorum. Altın alıp almamaya kendiniz karar verin. Evet. Süleyman Kurt, Muğla. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun Süleyman Bey. Süleyman Bey. Tamam, buyurun. Buyurun, duyuyorum ben sizi. Hızlıca alayım soruyu. Hayırlı yayınlar hanımefendi. Sağ olun, buyurun efendim. Evet. Şimdi bu konuşmanızdan anladığım kadarıyla bugünkü piyasadan diyelim ki vadeli veyahut vadesiz yatırdık. Ama ileride bunu bozduracağız ama şey yapacağız ama bugünkü değer üzerinden mi olacak? Diyelim ki altın düştü. Ne olacak o zaman? Ya da yatırdığım zamanki fiyattan mı? Çok güzel bir soru Süleyman Bey. O zaman da zarar mı etmiş olacağım? Güzel bir soru. Bu altın evde de olsa, bankada da olsa bunu altından başka bir para cinsine çevirmeye kalktığınız zaman o günkü güncel fiyat neyse oradan çevrilir. Yani onun için bankaya yatırmakla evde tutmak arasında bir fark yok. O günkü fiyatlar neyse o fiyat üzerinden
başka bir para cinsine çevirme imkanı var. Buradaki bankadaki olmasının en önemli farklarından bir tanesi işçilik farkı yok. Yani banka dışındaki altın alım satımlarınızda işçilik devreye giriyor. Evet. Dolayısıyla burada bir avantaj sağlıyor. Alım satım arasında çok az bir fark oluyor. Hı hı. Yani bu altını aldınız, bankaya yatırdınız, bozdururken bunu başka bir Türk lirasına dönerken diyelim işçilik kaybı olmuyor. Çok az bir farkla altınızı başka bir para cinsine çevirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ama o günün yani bozdurduğunuz fiyattan, günün değeriyle, evet, evet. Yatırdığınız günün değeriyle değil. Tabii çünkü altın bankalarda gram olarak tutuluyor. Yani 1 kilo, o 100 gram, 50 gram neyse gram cinsinde altın değerini koruyor. Ama fiyat oynadığı için bankaya yatırdığı tarihteki fiyatla bozdurmak istediği tarihteki fiyat arasında fark oluşabilir. Ve geçerli olan bu. Tabii altın sevdiğimiz için sorular da çok yoğundu. Evet, çok teşekkür ederim. Ama süremizin de sonuna geldik. Ama çok aydınlatıcı ve iyi anlattığınızı düşünüyorum. Bilmiyorduk altın hesabını, öğrendik diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi son bir hatırlatma yapalım. Ülkemizin tasarruflara ihtiyacı var. Bu altınların kiralık kasalarda ya da yastık altında evlerimizde tutmanın hiç ekonomiye faydası yok. Onun için bankalara altınların getirilmesini hem güvende olması açısından çok önemsiyoruz. Bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet. Ayağınıza sağlık. Rica ederim. Sevgili izleyiciler, sorunuz ve ilginiz çok yoğun. Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, bizim mentorumuz biliyorsunuz, yol göstericimiz yoktu. Önümüzdeki hafta bizimle olacak. Önümüzdeki hafta da biraz bu kira sertifikasında, bu kira gelirini konuşuyor olalım, detaylandıralım. Sorularınızı hepsini toparlıyoruz. Hepsini de uzmanlarımıza sormaya çalışıyoruz. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta aynı saatte bu ekranda sizleri bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın.